Çanakkale Bayramiç Ağaçköy'deyim. Burası Türkiye'nin Venedik'i dediler. Orada sokaklardan su geçiyor. Burada da evlerin ortasından su geçiyor dediler. Gözümle görmeden inanmam. Ama İtalya'nın Venedik'i varsa bizim de Ağaçköy'ümüz var. Ne olacak? Selamun aleyküm. Kimse yok mu? Selamun aleyküm. Venedik'te güvenlik sorunu olabilir ama bizim ülkemizde güvenlik sorunu yok. Anahtar kapının üstünde nasıl olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, açılmıyor. Oh. Ay, selamünaleyküm teyzeciğim, nasılsın? Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Teyzeciğim adın ne? Nebahat Çavuk. Oh, Nebahat teyzem yanımda. Şimdi burada sular akıyor Nebahat teyzeciğim. Evet. Gözümle görmeden vallahi inanmam dedim. Evin ortasında suyun ne işi ortasında var yahu? 57 senedir ben bunu kullanıyorum burada. 57 senedir 57 mi? Senedir evliyim. Ya. Evet. Bu gelin eve gelin mi geldi? Gelin geldim. Ama. Gelin geldim. Amca nerede? Amca içeride. Ha, burada da. Ha, nerede? Ya içeride canım. Da görmen hadi gel. Niye? Ah, çok güzel amcam da çok iyiydi ha. O da mı çok güzel? Çok güzel. Kocalı göstermiyor mu bana? Gösteririm. Şimdi amca dinleniyor. Evet. Nebahat teyze, bu evin ortasında su geçiyor dediler. Vallahi inanmadım. Nereden geçiyor? Nereden geçiyor? Bu çandırdan geliyor tabi. Herkesin evinin, kendi babam evinin avlusundan geçerdim. Buradan denk gelen evlen kiminin altından geçiyor, kimisi avlusundan geçiyor. Benimkinin de orta yerinden geçiyor. Bu salonumdan geçiyor. Salonumdan geçiyor. Salondan geçiyor. Evin ortasında su var ha? Evet, su var. Şimdi burada mı su? Evet. Allah aşkına. Bir göstersene bize Nebahat teyze. Göstereyim, göstereyim. Nasıl açılıyor? Dur. Oh, Allah'ım. Vallahi su geliyor ya. Baksana da. Allah'ım. Evin içinde resmen su geçiyor. Nere akıyor ya? Ay. Ya ne kadar şanslısın. Nebahat teyze. Evet, çok şanslıydım. 57 senedir ilk geldiğim zamanlar tertemiz akıyordum böyle. Buradan bulaşıklarımızı yıkardık. Elimizi, abdestimizi alırdık. Aa, namazımızı kılardık. Musluktan su gelmiyor peki Nebahat teyze? Yoktun. Muslukta suyumuz falan yoktun. Herkes bunu kullanıyordu. Ya. Tabii. Aa. Tabii. Herkes bunu kullanıyordu. Şebeke suyu getirdiler köyümüze. He. Biz bunu yine kullanıyoruz. Elini yıka, hiç deterjansız tertemiz yok. Akan su bunda tutmaz. Valla banyoda yapılıyor burada. Evet. Allah aşkına. Evet. Ay, buranın içine bak, sabunlanıyorsun ha. Demek burada sabunlanacakmışsın ama başka bir yerde sabunlanıyor. Allah teyze bilmez. Ne bileyim ben, havuz niyetine giriyor musun? Hayır. Girmiyor musunuz? Hayır. Yine de çok kıymatı vardır. Öyle elimizden ayağımızdan pisliklerimizi atmayız içine. Ya. Tabii. Bu şimdi su geliyor, nereye gidiyor? Menderes'e gidiyor gel. Ya geldiği gibi gidiyor. Gidiyor ha, hep aynı şekil. Yaz da akıyor, kış da akıyor. Ama kışın bu ev hiç ısınmaz ya. İşte biz de odun yakıyoruz, ısınıyoruz. Isınmaz. Akıyamam ya. Pirel deden bulmuş bizim köyümüzde. Kim bulmuş? Pirel deden. Anlamıyor köyün ki. Köyün kurucusu Pirel dede. Pirelli dede bulmuş. Evet, köyümüzde hiç kimse yokmuştum burada. Buraya köy kurulacak demişler. Ben gideyim bir bakayım demiş. Ama hiçbir yerde su yokmuş, sel yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Oradan gitmiş, Çandır diye bir mesire yeri var yukarıda. Oraya gitmiş, yatmış. Bismillah. Yatınca bir su sesi gelmiş kulağına. Hmm. Çomağınla almış, bir de bakmış böyle çomağını koymuş. Başlamış su fışkırmaya yerde. Ay kurban. Buradan bunu böyle şeyde, çomağının şeysine göre. Kim bu taraftan gider, kim bu taraftan gider böyle. Bunu bir hizadan değil. Böyle dost doğru değildir bunun yolu. Ve çomağının işaretine göre buradan akıtmış gitmiş. Millet başlamış buralara ev yapma. Sonra da oradan su çıkınca evin ortasında kalan kalmış. Evet, evin ortasında kalan kalmış. Kimisinin avlusundan geçmiş, kimin hayatından geçmiş. Hepsinin de salondan geçmiş. Bari bu suyun geçtiği yeri avluda bıraksaydı. Hayır, işte çok güzel. Çırpçır ne kadar güzel uyunur kızım. Akşam 7 dedim uykunuz gelir vallahi. Ha, tabii. 7'de mi yatıyorsun? Yok. Kaçta yatıyorsun? Canım ne zaman isterse. Sen uyuyabiliyor muyum gel kızım? Niye? Ya, kaç yaşındasın diye sormadın bana. Bismillah. Kaç yaşındasın Nebahat teyze? 77. Maşallah. Daha gençsin ama çok değil ki yaşın. Yaşa. Daha ben 45 bitti 46 bastım. Tabii ki yani herhalde. Canım benim ya. Ay bu kadın çok tatlı ya. Sen gel bir kere öpeyim Nebahat teyze. Ben de seni öpeyim. Nebahat teyze. Evet. Peki suyu başka nerede kullanıyorsunuz? Bir temizlik yaparken kullanırım. İneklerimize verir, tavuklarımıza verir. Ya. Kendi. Tabii evvel bulaşıklarımızı yıkardık kızım. Ha, bunun içinde? Tabii.
Şimdi evet. Burada bulaşık yıkadın. Bu evet. Su akıyor diğer eve. Bir daha akar hiç anlaşılmaz bile. Niye? Allah'tan hiç pisliği görünmez onu. Görünmez ama onlar da kullanmış oluyor. Denk gelmez, olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi sana hiç böyle denk geldi mi diğer evden böyle pislikler falan? Hani elimi sokmayayım burada. He yani, görüyorsun yani. Görüyorum tabii. Ay yani. Kıyamam. Evet. Bekliyorsun onun pisliği aksın diye. Evet. Çok pislik aksın izgisin. Ama şimdiki gelinler. Hani böyle 25-30 sene gelinler bunun hiç kıymatını bilmediler. Yabondan gelen gelinler. Niye? Pisliklerini atıyorlar içine. Nereden gelen gelinler? Dışarıdan gelen gelinler. Ha, köyün içinden olmayıp da dışarıdan olanlar. Bilmesini bilmediler. Yabancılar ha? Yabancılar evet. Ne yapıyorlardı peki? İşte yumurta kabuğu şunu bunu atıyorlar. Ay! Hiç sana böyle denk geldi mi gelmesin, yumurta kabuğu? Gelmesin. Peki hiç kavga ettiniz mi bu yüzden? Hiç ne kavga edeceğim gidilir mi? Aman. Güzel dünya bak. Ay canım benim ya. İnsan komşusuna kızar ya işte çamaşır sirkeleme bilmem ne. Burada da normalde insanlar çamaşır sirkeleme yüzünden hani bir komşularıyla atışır ya. Evet. Burada da suyu kirletme. Kirletme. Aynen. Evet. Bir babam abdest almaya gitmiş. Benim babam yeri yukarıdadır. Babam abdest almaya gitmiş. Hep böyle kara akıyormuş dere. Ne akıyormuş? Siyah akıyormuş. Bismillah. Böyle kara kara bir şeyler geliyormuş. Bekliyormuş. Bir de iki ev üç yanına hemen avludan atmamış gitmiş. Çok ne yapıyorlar diye. Abi adamdım böyle çok diktatör bir adamdı. Bir de bakmış tencereyi böyle vuruyormuş. Nereye vuruyor? Suyun içine dışının karalarını aldırıyormuş. Aaa! Sonra? Yanmadım şişkolar. Peki şimdi bu suyun kıymetini biliyorlar mı? Kim bilecek yavrum? Kim bilecek? Hincikiler kıymetini mi biliyor? İnsanlar kıymetini bile bilmiyorlar. Doğru. Suyun kıymetini bilecekler. Evet. Her şeyin kıymetini bilmek, bilmek lazım. Aynen. Büyüklen, küçüklen. Aynen. Ya. Senin için en kıymetli şey ne peki bu hayatta? Yaşamak. Ya. Yaşamak, mutlu yaşamak, çocuklar. Sizler. Ay canım benim. Böyle evin ortasında su geçen bir hayat. Mutlu muydun yani hani? Mutluydum biz. Vallahi. Aha, oh mutlu. Ne güzel. Mutluydum. Biz maşallah. Mutluyduk. Çalıştık, kazandık, yedik. Mutluyuz. Ne iş yaptın çalıştın İbari teyze? Çiftçiyiz. Ne yetiştiriyordunuz? Muydi, arpa. Traktörü kendim sürerim ben. Yok ya. Valla. Var mı burada traktör? Kapının ağzında. Ya vallahi ya bu boy. Yerim. Kaç tane dadan var diye sormadın yine bana. Kaç tane çocuğun var? Bir oğlanım var bir de kızım var. Ne kadar üzgünüm var dedi. Sen kızın niye? Hasta. Niye? Neyi hasta. Var? Kızın mı hasta? Neyi var? Yine ama biz onu çok seviyoruz. Ne oldu? Neyi var? Hep hasta. Doğuştan. Doğuştan. Zengin olmuşum. Tersiylem çok. Hiç kıymatı yok. Ama yine çok mutluyum. Birisi çok yoğun. Ondan hepsini örtüyor. Şükür Allah'a. İki tane torunum var. Oh maşallah. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Daha ne olacak? Allah'ın sınavı. Evet. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Diyemez. Çok şükür halimize. Tabii bak 77 yaşındayım diyorsun. Maşallahım var. Baksana oh bu şen şakrat kadın. Bir de amca sana iyi bakmış bence. Baktı mı? Adı ne? Alaktı. Ne yaptı sana? Hiçbir şey olmadı. Hep beraber çalıştık, beraber yedik, beraber gezdik. Seni nasıl mutlu etti? Ben merak ettim vallahi. Senin bu neşeni nasıl tuttu bu adam? Ben tuttum bunu kendim. Niye? Sabır. Ya. Görmeyeceğim. Hah. Görmeyeceğim. Nemat teyzeciğim ayakların üşümüyor mu senin? Bak ben bot giydim. Ben üşümüyor. Niye? Hasta olacaksın. Olmam. Ya. Nezle bile olmam hiç. Niye? Doğal yeriz her şeylerimizi. Sütlenmizi, yoğurtlamızı, meyvelamızı. Peki sen şimdiye kadar hiç hastalanmadın mı? Oldum hasta. Olmaz olur muyum kızım? Oldum ama hep böyle geçti. He, öyle ciddi bir hastalık olmadı. Çok şükür. Çok tansiyonum yok. Şekerim yok. Kolesterol bir şeyler diyorlar ya. Onlar da hiç yok. Oh! Evet. Nebahat teyzeciğim senin sırrın mutluluk. Evet. Alaaddin amca seni yaşatmış. Yaşattırıyorum. Çok çalıştık. Barabaca yaşadık. Hiç kavga etmediniz mi? İttik. İtmez olur muyuz? Yani kavgası dev olur mu? Kavga evin. Ne yapıyordu Nebahat teyze? Hiç yanmıyordu. Küserdim. O mu küsüyordu? Küserdim. Sen gidip barışıyor muydun? Barışıyordum. Ne yapayım? Ay. Yani Alaaddin amca gelip seninle barışmıyordu öyle mi? Ama ben barışıyordum. Niye? Yani kadınlarla olacak. Öyle mi? Evet. Sen de öyle yap. Öyle mi yapayım? Tabii. Ama ben... Tamam. Her şeyde kadınların hakkı var mı? Erkeklerin hakkı var.
Bu kadına kim kızar ya? Kim kızar? Kız olurum buna. Hiç baksana güzel. Bir gelin kızdı bana. Niye? Sevmedi beni. Ne bileyim ben böyle mutlu olduğum için sevmedi beni. Ya. Kurtlandım. Ay çekememiş o zaman. Kurtlandı beni. Her şeye sabırdıktan sonra Allah sana her şeyi verir. Ben çok sabırdım. Sabır ama otokontrol de önemli. Evet tabii. Böyle herkesi alttan idare etmişsin. İçken, tabii. Husta olanım diyeceksin. İde de sen söylenme diyeceksin. İşte böyle yaşayacaksın. He, oğluna bir yandan sus. Dedeye de sus. Tabii. Bu böyle olacak. Senin lafını dinliyorlar o zaman. Herkes dinler benim lafım. Benim hiçbir sırrımı bu kapıdan dışarı çıkmadı. Çıkmadı. Senin hiç derdi ortağın yok mu? Böyle kalbin daraldığında böyle derdini anlattın. Yok, oğlanım var. Dedem var. Bir insanın en yakın arkadaşı evladı mıdır? Tabii. Kocasıdır. Kocası mı? Tabii. Uzun da karısıdır. O zaman sadece kocayla mı dertleşmek lazım? Tabii. Ama kavga ediyorsan? Canım insanlara da söylediğin zaman o zaman ne ayrılık seçilik anana söylersin. Herkese böyle ibret olsun. Anana babana bazı şeyler söylemeyeceksin. Azıcık da kendinde bulacaksın habersin. Saklayacaksın değil mi? Tabii. Sırrını sakla. Sen de sakla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.